uçağımızla sunum masasına götürüyoruz. Uçağının yan tarafına doğru tabii ki rakibini denemeye devam ediyor. Bakalım Federer burada rakibini düşürebilecek mi? Jepi de takım arkadaşlarına yardıma geldi ve Trix geliyor. Trix geldi. Şimdi arka taraftan yakalanacaklar gibi duruyor. Federer'in de canı çok çok az. Çok hızlı başladı. İlginç bir başlangıç. Yani bu kulübenin içerisinde sol tarafta Aze'i bıçağıyla bekliyordu. Range içeriye girdi. Bir Trix rakibini düştü, vurdu. Trix düştü. Federer bu arada bıçakla beraber. Neler oluyor? Aze'i bitirmeyi başarıyor ve Major Pride ilk karşılaşmadan bu karşılaşma diye. Bu maç çok önemli. Bu arada Zeus bir düşürme yaptık. Çok güzel. Cinseti yere çektik. Haydi devam edelim. Daha fazlası lazım. Çok güzel çocuklar. B'yi de yere çekiyoruz. İki skorumuz zaten vardı. İki skor daha almaya çok çok yakınız. Vur onu da be. Hadi Didi'yi de vuralım. Hadi Didi'yi de vuralım. Olmadı ama skorları teker teker topluyoruz. RSG bir oyuncu kaldı ve biz 5. skorumuza çok yakınız. İşte böyle çocuklar. Önümüzü öyle bir açtık ki o kadar hızlı geçtik ki şu anda alan ortasına çok yakın bir yerdeyiz. Maçın bitme ihtimalinin yüksek olduğu noktalara geçiş. Çok güzel. Bugün acayip şeyler olur. Acayip şeyler olur. Eren'in de bu arada aldığı skor görüyoruz. Çok güzel. Yani başlangıçta çok iyi. Kuzeyden alana girecekler. Yok artık. Yani bu müthiş bir hamle. Tarihin en büyük ters rotasyonunu yapıyorlar şu anda. Ve umarım alandan hasar yiyip yolda oyuncu düşmezse çok iyi olabilir. Ona güvenerek çıkmışlardır. Muhtemelen ve bu arada Vitali... İnko tıraşladı orayı. Ya resmen Twisted Minds beraber bu savaşa girerken Vitali DBS'le 3 oyuncuyu birden dönüyor. Bunu Rita yaptırdı büyük ihtimalle. Belki ama oraya ciddi bir sis yoğunluğu olması lazım. Ara geçişler var, açıklıklar var. O açıklıklarda denk gelebilir. Evet, smoke'da yani gap var dediğimiz gibi. Evet. Açıklık var. Eren bu arada BTR'den Lapar'ı düşürdük. Ben sana dedim BTR'ı çözelim. Oynuyoruz. Aldık be. Çok güzel. Şimdi BTR'ı 2 oyuncuya düşürmeyi başardık. Bunlar güneye geçebilirler. Biz alan dışarısında kaldık ve şimdi hareket etmemiz gerekiyor. Bir düşürmeyle beraber oyunu tamamen rakiplerin üzerine yıkabiliriz diyecektim. Eren yakalandı. Satelles'te evin içerisinde hala beklemeye devam ediyor. Bizi tutmaya çalışacak. Biraz sıkıntı burası işte. Yani buradan oynayış çok çok zor. Yani çok ekstra ihtiyaç var. Şuradan Vampire'a galibiyet giderse üzülüyorum. Manyak'ın canı çok azdı. Manyak birini Satelles'i bitirdi. Evet. Bitirdik, BTR'ı bitirdik. Bir sıralama daha aldık. Bir sıralama daha ve skorlar aldık. 2'ye 1 yapacağız orada artık. Yapacak hiçbir şey yok. Aynen öyle. Bakalım Dark'in burayı kazanabilecek mi? Noz ve Schweppes ikilisi yanında. Çok yakın bir bomba düştü. Bir cana kadar düştü ama olsun. Şu rotasyona şapka çıkartılır. Kesinlikle, kesinlikle. O rotasyon yani bu puanları çıkarttı. Şu anda 2'ye 1 durumu var. Vampire'la Alpha 7 arasındaki mücadeleyi seyredeceğiz. Carillion'un aşağılara doğru inmesi lazım. İşi birazcık sıkıntılı. Carillon aracıyla beraber aşağı inerken üzerine mermiler geldi. Schweppes'in attığı mermilerle beraber kez daha Erangel serisini başlatıyoruz. 3. günde Kuzeybatı'da kenarda birleştirmeyi tercih ettiler. İlginç tercihlerden bir tanesidir. Bakalım ne kadar verim alacaklar. Lamborghini bu arada Nadeti ile beraber Major Pride'in üzerine gitmeye çalışırken 2 oyuncusunu birden kaybetti ve DX şu anda 2 oyuncu kalmıştı. Bitmeye çok yakınlar diyecektim ve saniyesinde DX kafa atmaya çalışırken yok oldu. Bu ev galibiyet evi. Alpha 7'nin konumu iyi değil. Rita düştü. Federas düşürdü onu. Harami Bro ekibi 2 oyuncu kalmıştı. Loops yakalanıyor şu an. Vitinho yakalandı. İkinci de yakalandı. 2 de geldi. Reis 3'ü de yakalandı. Oh be. Loops şu anda saniyeler içerisinde eleniyor. 5 skorla elendi. Haydi, ve şimdi bizim oynamamız lazım. Manyak'ın üzerinde çok ciddi hasar var. Can basması lazım. Üzerine de yanıcı geliyor. Umarım düşmez o bölgede. Umarım düşmez Manyak dedim ama atılan bombayla. Sis lazım. Çok sis lazım. Manyak düştü. Skor garantisini almayı başardılar. Neye? 4'e 3 bir pozisyon var. Bakalım kazanan kim olacak? Alpha 7 her zamanki oyununu kurarken biraz daha rakiplerini şaşırtan MSC 16 skorla oyun sonuna geldi. Bagi patlarsa 2 kişiyi de düşürür. Bakalım olacak mı? Hoxi yere çekildi Mafioso tarafından. Çember daralıyor ve artık tamamen avantaj onlarda. Oyun alan hasarıyla Sivu yere çekilmişti ve alan dışarısında kalarak son skorları da Alpha 7 toparlamayı başardı ve... Tospik ben biliyorum Ömer'den. Nilo'ya diye bir tane çizgi film var. Tosovka'ya geçip konumlarını kesinleştirmek istiyorlar. Bu arada Harami Buran'ın üzerine doğru gelmeye çalışan DRX takımını görüyorduk. O kadar kötü. yani ne dedik? Bugünün parolası ilk 5'te bitirmek. En kötü ihtimalle 6. sırada bitirmek ki ilk 3 şansımız devam edebilsin. Ya bu maçın galibiyeti alınması eğer bizden çıkarsa çok önemli olur. Evet. Bekliyoruz. Demerte teker teker oyuncularını kaybediyor. Skorlarda aferin, bize yazılacak. Aferin, aferin. Helal olsun çocuklar. Ve 4 skorla yolumuza devam ederken de... Tony, bakıyorum 4. takım Team Spirit ile 110 puan baremindeki Vampire'de neredeyse 8 puan sonra 100 puana ulaşacak. Biz şu anda hala 83 eyvah, puandayız. Eyvah eyvah, eyvah işte Rita, eyvah. Rita açıkta. Çok geç hareket etti oradan ya. Evden geç çıktı. Evet. Almaya dönmemeliyiz. Rita'nın skor garantisi zaten alındı. Doğabilir. Ya ah, az önceki şu BTR savaşında skorda toparlayabilsek, evet, en azından bu maçın sonunda 7.likte DX'i geride bırakabilecek noktada kalacak. RSG bu arada dökülmeye devam ediyor. Major Pride o bölgeyi bombaladı. 2 skor garantisi alındı. Aze orayları bombalamaya devam ediyor. Buraya gelebilme şansını size doğurtan RSG'yi, evet, gidip vuruyorsun. Şu anda vuruyorsun. Buyur. Tamamen sırtından bıçaklamaktır hocam. İşte böyle de hayınlık. 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 Bu arada Twisted Minds yok Sune oluyor. Yok olma işi var. Yok olma işi var. RSG bu arada elendi. Team Spirit'le Twisted Minds'ın savaşı devam ederken Major Pride'de sesleri duydu ve buraya artık dahil olmak istiyorlar. Skorları toparlamak istiyorlar. Burada bir olay var dedi. Şöyle bir kafasını kaldırdı, bir sesler geliyor dedi. Etrafa bakıyorlar. Burada elenen birçok takım olacaktır ve bizim daha fazla sıralama puanına gidebilmemiz adına... Alan dışı kaldık. Biz de geldik seslere. Önemli. Işığı gören geliyor. Törde gidelim. Törde gidelim. Ölüyor. Oradan bir iki ayıtlama yapsak güzel olur. Son 5 takım kaldı. Sıralamamız gitgide artmaya devam ediyor. Bu maç... Evet. Yani istediğimiz sonuca yakınlaşıyoruz. Evo Station ilk rakibini yere çekti. XZ'i yere çektikten sonra DRX de burada kayıplar vermeye devam ediyor. Açıkçası DRX de kayıp verince Loops için kolay bir galibiyete doğru ilerliyoruz. Major Pride bitti tamamen. Team Spirit DRX arasında çok savaş güzel devam edecek. Çok. Bizim biraz daha sıkıntılı noktamız DRX'e verdiğimiz açık. Evet, yani orası yani, çok açık. Yapacak bir şey yoktu. Loops'a verdi, evet, skoru. Loops belki de ilk 3 sinyalleri veriyorlar. Şimdi Nino da açığa çıkmak zorunda. Soez de artık açığa çıkmak zorunda. Burada durum kritik ama Rafinha'nın geçtiği pozisyon işin fişini çekebilir. Sesi aldı. Rafinha alan dışarısına çıksa da galibiyet Loops tarafında kalıyor. Sıkatım, hoş geldin. Hoş bulduk. Özledim seni. Sıkatım, seninle birlikte sunum masasında oturmak tüylerimi diken diken yapıyor. Yakınlaşmasını da izliyoruz ama alan dışarısında kaldık. Burayı kesileştirmek lazım diyecektim. Demarte'de yerde 3 tane oyuncu var. Demarte artık bitmek üzere. Son kalan oyuncuları da canını basmaya çalışıyor ama oldukça zor olacak bu pozisyon onlar adına. DX de 6. skorunu buldu. Demarte kadrosunu tamamen bitirmek istiyorlar. Yine... Sadece bugün değil Scott, sözünü kestim, özür dilerim ama turnuvanın sarı grubunun MVP'liği konusunda önemli isimlerden bir tanesi. Bu arada Eren maalesef bittiğini görüyoruz. Rita orada Maniac klevisi düşürdü. Rita da yerde. Huyunbin'in arkadan çok net bir açıyla diğer mermileri gönderdi oyuncularımız üzerine doğru. Alpha 7'da namluları bize çevirince Zeus Espor'da 5 saniyede mücadeleden ayrıldı. Bölümde ele geçirmiş durumda. Bir önceki karşılaşmada da Loops Esports'ta Sosnovka'da oyun sonuna kalan DRX'de yine bu tarz Makrelinde gitti. Makrelinde skor gitti. Vardı. DRX galibiyete gidiyor. Revo'yu da yakaladılar. Son bir isim kaldı. Clutch canavarı Carilio. Bakalım eski günlerdeki gibi DRX'e diş geçirebilecek mi? Soez aşağı tarafa doğru yanıcıyı gönderdi. Zor. Bombaları da gönderecekler. DRX kadrosu galibiyete koşuyor. Galibiyete gidiyor. Carilio da yakalandı. Ve galibiyet DRX'e gidiyor. Ama kuzeyde hem Doğu takımları hem Batı takımları rahat bir şekilde mainlerine ulaşabilecekler. Upsman de pozisyon değiştiriyor bu arada. Bir flank pozisyona geçmeye çalışacak. DX oyuncuları artık hangarların arkasındaydı. Nadeti'den de güzel bomba. Durumu 2-2'ye kadar getirdiler 4'e 2'den. İnanılmaz bir savaş izliyoruz. Nate şimdi elinde DBS'le hangarın içerisinde. Paşır karşısında Nate bombasını pişirdi. 4 saniyesi var. Şimdi gönderdi bombayı. Üzerine doğru Paşır gelmeye devam ediyor. Arkadan takım arkadaşına geldi. Nate ilk atışına isabeti bulamadı. İsabeti buldu ama düşürmeye yetmedi bu sefer de Larmin'in hasarı ama Nate çok akıllı. Paşır saklandığını, gizlendiğini zannederken Nate tarafından gelen atışlar sonucunda düşürüldü. Bir de bomba gönderdi Hoopman'e doğru. Nate'in gönderdiği bombada hasar var ama düşürmeye yetmedi bu hasar. Yok hemen artık. Kendisini geriye doğru çıkarttı. Gelen bombadan da etkilenmedi. Tek dans ediyor. Hangarın içerisinde. Artık elinde Pompalıs'la beraber ileriye doğru gitmeye çalışıyor. DX'de tek bir oyuncu kaldı. Nate takım arkadaşını kaldıramamıştı. Nate'den tek başına müthiş bir oyun geldi. 5 skoruyla yola devam ediyor. Gördü orada Maniac. Evet, Maniac. Bir de Jesuk geriye doğru çekildi bu arada. Çok akıllıca oynadı. Kendisine zaman kazandırmaya devam ediyor. Güney taraflarında da DRX tehdidi var. Skorları da toplamak istiyor. Schweppes yerde. Stone bir canıyla aracın şoför koltuğunda ileriye doğru hamle yapmak istedi ama Huyunbin Schweppes'in skor garantisini aldı. DRX'in de Huyunbin skoru Takımının 5. skoruydu. Gönderilen mermiler Vampire kadrosunu elemeye artık çok yakın ki şimdi elemeyi başardılar. DRX güneyde galibiyete gidiyor. SoS sahnede. QX sahnede. Alpha 7 8 skorla mücadeleden ayrıldı. 3. olarak RSG kadrosundan Lightning tek başına DRX kadrosundan galibiyeti almak istedi ama yapamıyor. Back to back galibiyet DRX kadrosundan geldi. Son veren geldi gülen DRX. Mücadelemiz devam etsin diyorsak bu karşılaşmada parola yüksek skorlu galibiyet. Hı hı. Şu anda 3 oyuncusu kuzeye doğru çıkıyorlar gibi. 3 oyuncusu kuzeye çıkıyor ama Jesuk şu anda hala aracıyla beraber yola devam ediyor. Onu bulabileceğiz ve evet Rita ile beraber Jesuk'u bulmayı başardık. Skor garantisini de alıyoruz ve Zeus Espor'da yerde de bir ismimiz. Evet. Şu an için yani elenirsek eğer sıralama puanı alamıyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Eren bir kez daha düşürüldü ve Darkin'in de üzerine gelen mermiler. Takım arkadaşları yerde. Beka bombayı atabilir mi? Doğru bakmaya devam ediyor. Team Spirit'e doğru gönderilen bir bomba var. Beka Foxy'nin garantisini aldı. Final odaki süreyi düşürmüştü. Final yakalandı. MSC mücadeleden ayrılıyor. Son 3 takım 10 oyuncu. İnanılmaz. Belki de şu anda Vampire'e bir aralık doğmuş olabilir diyecektim ama patlama hasarıyla beraber Schweppes yere çekilmiş oldu. Beka'nın konumu çok önemli. Azy takım arkadaşı arkada düşmüştü. Onu kaldırabilmesi mümkün değil. Çok yakın bir bomba var. Yanında patlayacak ama hemen fark etti. Geriye doğru çekiliyor. İçeride Team Spirit'te yerde oyuncu var. Vampire yerdeki oyuncusunu kaldırdı ama canlar çok azdı. Schweppes bir kez daha yere düştü. Sol tarafında canı çok azalan oyuncular bu bölgeye gelmeye çalışıyor. Beka! 3'e de dönmeyi başardı. Beka neler yapıyor? Beka evin içerisine attı kendisini. Team Spirit ekibi de bu bölgeye doğru geldi. Tony K. Vampire kadrosundan hayattaki tek oyuncu. Tony K'yi de yakalamayı başardı. Matik yakaladı. Vampire elendi. Beka'nın üzerine gidiyor. Beka! Team Spirit Beka'yı yakalıyor. Galibiyeti getiriyor. Geçmiş Seromen'de herkes böyle alkışlıyor. Evet. Bunun dediği laf ne? Ne? It was easy. Öyle. Aksini iddiadenin alnını karışlarım. Hadi o zaman öğrenelim bakalım. Mesajı Hoxy. Tahmin eder miydiniz?